Efendimizin bütün muttasıf vasıfları, bütün hayatı boyunca serdettiği vasıfları, oturmasında, kalkmasında, yemesinde, içmesinde, konuşmasında, bakmasında, kendisine seslenildiğinde o yöne yönelmesinde. Mesela biz makam mevki olarak yüksek birisi olmuş olsak, alt konumlarda olan birisi bize seslendiğinde ya da avamdan birisi bize seslendiğinde burun kıvırırcasına mesela sadece gözümüzün ucuyla dönüp bakıyoruz ya zaman zaman. Ya da umursamaz bir şekilde ne diyorsun dercesine hafiften tam vücudumuzu dönerek değil. Kısmen bakıyoruz ya. İşte tam da onun gibi. Peygamber Efendimizin sadece kendisine seslenildiğindeki tavrı bile beşeri münasebetlerdeki ahlak felsefesinin, ahlak öğretisinin nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Peygamber Efendimiz muadillerinin o zamanın kıyaslamalarıyla, hatta sahabe efendilerimizden ya Resulallah sizi diğer beldelerden ziyarete gelenler var, İslam'a girmek için gelenler var, herkesin sarayları var, sütunları var, herkesin makamları, mevkileri, tahtları var. Siz krallardan daha üstün makamdasınız fakat hasır üzerinde yatıyorsunuz. Öyle değil miydi bir gün Hazreti Ebu Bekir Allahu Alem? Mescide girdiğinde Peygamber Efendimiz'i tatlı bir uyku halinin aldığını ve onun girişiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyandığını, mübarek yüzünde hasır izi çıktığını ifade ediyordu değil mi? Tahtlar, köşkler, makamlar imkanı varken, kendisine sunulmuşken onların talipçisi değildi kendisi. Derdi dünya değildi çünkü. Derdi makam, sultanlık değildi. Kendisinden sonra gelecek olanların dünya ve ahiretini ebediyen kurtarmak, onlara huzuru, saadeti tesis etmekti maksadı. Kendisine seslenildiğinde sadece burun kıvırı gibi hafiften yüzünü değil, bütün gövdesini, bütün bedenini rakibine, kendisine seslenilen muhatabına çevirirdi ki, alıcılarımın tamamı sende, sen benim için kıymetlisin. Hani zaman zaman banka reklamları olur ya, her müşterimizi tek müşterimiz gibi kabul ederiz derler. Aslında bir nevi öyle. Yönünü tamamen seslenene çevirerek muhatabının kendisi için önem arz ettiğini, küçükse de büyükse de, yaşlıysa da gençse de, yeni Müslüman olacaksa da, evvelce Müslüman olanlardansa da seslenildiğinde yönünü kişiye doğru çevirmesi ne kadar güzel bir ahlak öğretisi değil mi? Ben sadece bakışımla bile yeni model bir araba almışımdır ya da yeni bir ev almışsındır. Biraz da pahalıca bir şey. Belki emsallerimden daha imkan sahibiyimdir. Allah bana vermiştir. Ben bu imkanımı yeni aldığım arabadan inerken ki etrafa nazarlarımla insanları küçümseyici bakışlarım varsa şayet peygamberin oluşturmak istediği ahlak öğretilerine taban tabana zıtlık teşkil eder. Niçin? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. En güzel ahlak nedir ahlak? Kur'an-ı Kerim'de başlarken okuduğumuz ayet-i kerimelerden de Enbiya 107. ayet-i kerimesinde de وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ey Muhammed! Biz Aleyhisselatü Vesselam, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere huzur gelsin diye gönderdik. Gönüller inşirah bulsun diye gönderdik. Gönüllerdeki darlık, kasvet, kasavet uzaklaşsın diye gönderdik. Dünya galesi doldurmuş olan kalplerimizi içerisinde, kalbimizin içerisinde, yüreğimizin içerisinde sadece aldım, verdim, ödedim, sattım, gittim, geldim gibi sadece burayla alakalı hiç ölmeyecekmişiz gibi hareket ettiğimiz duygularla doluyken, yemek yemeden ben bugün yemek yedim, yarın yemiyorum deme seçeneğimiz yok değil mi? Hep maddiyatımızı doyurmak bizi terazinin kefesini dengesiz hale getirmemizi sağlar değerli kardeşlerim. Eğer sadece maddiyatımız doyuyorsa Allah'a olan uzaklığımızın artmasından da endişe etmeliyiz. Ama bunun yanında eğer ya Rabbi verdin şükürler olsun, gelen her şeyi Rabbi Rahim'den bilirsek şayet, ya Rabbi senden gelen alel ra'si vel ayn, baş göz üstünedir.
Hatta bu sebeple Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Yeri gelmişken onu aktaralım, öyle devam edelim. Aceben li emril mümini. İnne emrahu kullahu hayr. Ve leyse zâke li ahadin illa lil mümin. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Peygamber Efendimiz tarif ediyor bunu, dikkat ediniz. Bizzat sizlere hitap ediyor, bizlere hitap ediyor. Anlatan, örneği veren Peygamber Efendimizin bizzat kendisi. Müminin başka hiç kimsede olmayan ilginç bir hali vardır. Devam eder kainatın efendisi. İn esabethu serra şekara. Buyurur ki, eğer kendisine bir sevinç, bir rahatlama, bir genişlik, bir huzur gelirse şükreder Allah'a. Parayı buldum, evi aldım, arabayı aldım, bankada da şu kadar kurumumu koydum, benden keyiflisi yok. Değil. Sevindirecek bir şey oldu mu? Para mı kazandı? Ev mi alma imkanı oldu? Araba mı alma imkanı oldu? Allah evlat mı verdi? Allah sağlık mı verdi? Allah gönlündeki darlığı mı giderdi? Yani beşeri olarak her birimizin yaşayabileceği bir şey, sevineceği herhangi bir şey, duyduğunda mutlu olacağı herhangi bir şey, memleketten hayır haberini beklediği kişinin iyi olduğuna dair aldığı haber, herhangi bir şey. Yıllardan beri uğraş veriyordu, alamamıştı, nihayet ev aldı. Veya böyle bir konu. Sevineceği herhangi bir şey olduğunda şükreder Allah'a. En esabetu serra şekara. Fekâne hayran ve. Böyle yaptığında da kendisi için bu hayırdır. Kendisi için bu üstünlüktür. Devam eder kainatın efendisi. İn esabethu darra sabara. Fekâne hayran ve. Kendisine bir darlık, bir sıkıntı, bir huzursuzluk, altından kalkmakta zorlanacağı bir unsur, herhangi bir musibet, sıkıntı geldiğinde isyan etmez Allah'a, şikayette bulunmaz Allah'a, sabreder. Eğer sabrederse fekâne hayran leh, işte bu kendisi için başlı başına bir hayırdır. Bu sebeple müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Eğer kendisine bir rahatlık, bir genişlik, bir imkan, arzu ettiği şeyi elde ettiğinde duyduğu bir sevinç, aldığında mutlu olacağı herhangi bir haber gelirse şükreder Allah'a. Bu fekâne hayran leh'tir. Kendisi için başlı başına bir hayırdır. Eğer bir müminin başına herhangi bir sıkıntı gelirse, eğer bir mümin başına gelen sıkıntıya isyan etmezse şayet, nereden geldi de beni buldu demezse şayet, ya Rabbi senden geliyorsa sabretmektir bana düşen demişse şayet, isyan etmeden, baş kaldırmadan sabrı yudum yudum hazmetmişse şayet, işte o takdirde fekâne hayran leh'tir işin neticesi aynı şekilde. Kendisi için başlı başına bir hayırdır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ekmelul müminine imanen ehsenuhum hulugan ve hıyarukum linisaihim. Müminler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. İmanca en güzel olanı, en üstün olanı, iman olarak en üstün olanı, zenginlik olarak, itibar olarak, şan şöhret olarak, çevrenin genişliği olarak gibi bizim beşeri anlamda üstünlük zannettiğimiz şeyler değil. Hak katında bu saydıklarımızın sinek kanadı kadar kıymeti harbiyesi yoktur çünkü. Senin parandı, pulundu, emsalindi, cemalindi, aynaya baktığında ne kadar yakışıklı bir sıfatın vardı değil. Çünkü sana sıfatı veren de Allah zaten. Senin kendi üstün olduğunu zannettiğin unsurlar, benim ne kadar güzel endamım var, boyum posum var. Boy pos ortalamam, kas yapım dünya ortalamalarının üzerinde. Güzel, şükret Allah'a. Sana bunu veren de Allah zaten. Hangi birimiz bir senet imzaladık? Benim esmer tenim, siyah kaşım olsun, hangi birimiz senet imzaladık? Aynaya bakarken bile, eğer ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı bir çehrem var diyorsak, biz yaratılışımızı anlayamamışız demektir zaten. Ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın elhamdülillah diyebiliyorsak şayet, işte o takdirde yaratılışın gereğini idrak etmeye başlamış oluruz. Hangi birimiz hangi anneden babadan geleceğine dair talepte mi bulundu? Bakkaldan gidip iki kulak bir göz verir misin diye senet mi imzaladı? Ücretini vererek bir şey mi temin etti? Bunlar bizim haricimizde olan şeylerdir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz zaman zaman üstünlük taslamak için kendi aramızda, başta nefsime, bazı unsurları kullanırız ya, benim param çoktur, diğerlerine bir adım yukarıdan bakarım. Ne oldu? Veren Allah alabilir mi?
Veren de Allah, alan da Allah. Kimisine vererek, kimisine de. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ buyurur ayet-i kerimede. Kimisine bolca vererek dener Allah. Kimisine de maldan, candan, evlattan kısarak imtihan eder Allah. Verdiğinde şükredebiliyorsan kazanan sensin. Vermediğinde, başına bir sıkıntı geldiğinde, herhangi bir dara düştüğünde sabredebiliyorsan, imtihan olduğunu idrak edebiliyorsan, neticesinde başına gelen sıkıntıya sabrettiğinde mükafat olduğunu, isyan ettiğinde kaybedenlerden olduğunu eğer idrak edebiliyorsan şayet, işte o takdirde kainatın efendisinin ben en mükemmel ahlakı tamamlamak için gönderildim öğretisini daha iyi anlama imkanımız olabilir değerli kardeşlerim. En mükemmel ahlakı tamamlamak için gönderilen. Uzaklara gitmeyelim. Hemen yakınlarımıza kendimiz kıyaslayalım. Ben bir arkadaşımın başına gelen bir sıkıntıya, darlığa, herhangi bir kardeşimizin kendisinin sağlığına gelen sıkıntıya, musibete, herhangi birisinin, ailesinden birisinin yaşamış olduğu sıkıntıya eğer hüzünlenerek eşlik etmiyorsam, aksine adeta konuştukça rahatlayacağım, adeta konuşmayı marifet sayacağım tarzda neredeyse sevinerek ifade ediyorsam olanı, değerli kardeşlerim, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ buyuran Peygamber Efendimizin gönderiliş maksadına da, getirdiği Allah'ın dinine de tabandan tavana kadar aksi yönde hareket etmiş olurum. Allah'ın peygamberinin izinden çıkmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Hiç kimse iman etmedikçe cennete giremez. Dikkat ediniz. Devamında buyurur ki kainatın efendisi, birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Allah'ın peygamberi ferman buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İmansız cennet öyle üç kuruşa beş köfte yok. Ben bu dünyada madem bir defa geldim kafama göre hareket edeceğim. Madem bir defa geldin zahmet olmazsa Allah'a göre hareket edeceksin. Diğer türlü kafana göre takıldığında da bir karşılığı var. Tarzına göre değil de Allah'ın farzına göre hareket ettiğinde de bir karşılığı var. Ben sağlıklıyım, gencim, param yerinde, keyfim yerinde. Hele emekli olunca kendimize bir ayar çekeriz, rektefeye sokarız kendimizi. Şimdi kafama göre takılayım. Şimdi kafana göre takıldığında gittiğin yer Tahtalıköy dinlenme tesisleri değildir. Yani gençken de ihtiyarken de kainatın efendisinin ifadeleriyle eğer bizden beklenileni yerine getirmeye çalışırsak şayet, eğer ebedi istirahatgahımızda zaman zaman mesela televizyon haberlerinde sıkça duyuyoruz, ebedi istirahatgahına yolcu ettik. Ölüm ebedi istirahatgaha yolculuktur kimileri için. Kimileri için ebedi ızdırapgaha yolculuktur. Eğer hayatındayken hayatında Allah ve peygamberi varsa senden mutlusu yok zaten. Keyfin gıcır tabiri caizse. Eğer öyle değilse, nerede akşam orada sabah, keyfince hareket etmişsen şayet hayatın boyunca, Allah ve peygamberi sadece uçak türbülansa girdiğinde aklına gelmişse, aman yarabbi kurtar, o zamana kadar Allah ve peygamber aklında yoksa, öbür tarafta burada iki kelime Allah demeye alışkın olmayan dillere, men Rabbuke'nin karşılığında Allah cevabı verdirtilmez. Rabbin kimdir sorusunun cevabını, gereğini hayatında yaşamıyorsan, öldükten sonra men Rabbuke, Rabbin kimdir'in karşılığında Allah'tır Rabbim dedirtmezler adama. Demek için Allah peygamberiyle bize, öğretmeniyle bir nevi bize ders verdirir hayatı boyunca. Kurtuluş, hidayete ermek, ebedi istirahatgahımıza ulaşmanın yolu burada keyfimizin tarzına göre değil Allah'ın farzına göre hayat yaşamaktan geçer değerli kardeşlerim. Vesselamu ala men ittaba'l hudâ. Değerli kardeşlerim, 2014 yılı